Evet, bir video çekimi ve yine ben Cihan Topaloğlu. Temmuz ayından beri YouTube'da videolar paylaşıyorum. İlk başta üniversite tanıtımları yaptım. Öğrencilerimle röportajlar çektim. Daha sonra tercihlerle ilgili, daha sonra yerleştirmeli, daha sonra ek yerleştirmeyle ilgili videolar çektim. Şimdi daha sonra meslek tanıtımları ile ilgili videolar çekmeye başladım. Bir dizi başlattım orada, onun da devamı gelecek. Burada da üniversite, 2021'de üniversite sınavına girecek olan öğrenciler hangi bölüm için kaç net yapmalı dizisi başlattım. Burada kullandığım veriler 2020 verileridir. Yani en güncel verilerdir. Yani 2020 YKS sonuçlarına göre elde ettiğim, hesapladığım puanlardır bunlar. Bu bölümde pilotaj bölümüne değineceğim. Nasıl yapıyorduk? Daha önceki videolarda bahsetmiştim. İlk başta devlet üniversitesi içindeki en yüksek bölüm kaç puanla kapatmış ortalama ve alttaki bölüm kaç puanla kapatmış. Daha sonra da vakıf üniversiteleri içinde bu bölümün tavan, orta ve taban puanlarının kaçar nete ihtiyacı olduğunu buradan paylaşıyorduk. Ancak şimdi pilotaj bölümünde devlette sadece Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde olduğu için tek bölüm var. Bu anlamda ki yeni süreçte pilotajı da birçok öğrenci istiyor. Bu anlamda onlar için de çok verimli bir video olacağını düşünüyorum. Şöyle, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde diploma notu 95 puan olan bir öğrencinin yapması gereken netler TYT'de 106, AYT'de de 75 net yapması gerekiyor. Tekrar söylüyorum, TYT'de 106, AYT'de 75 net yapması gerekiyor. Diploma notu 95 ve üzeri ise. Şimdi devlette tek üniversite olduğu için burada özel üniversitelere geçelim. Ki özel üniversitede durum çok farklılık gösteriyor. Şöyle, tavan yani tam burslular işte 500 puanın üzerinde kapatırken bunların ücretlileri indiği zaman hemen 300 puana, 250 puana hatta 190 puana bile yerleşilen bölümler var. Bu da bu marjın çok geniş olması üniversitenin bölüm kalitesini düşürür mü? Bu da ayrıca soruşturulmalı, düşünülmeli ya da bu bölüme giden öğrencilerle konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi özelde yani vakıfta en yüksek puanla kapatan Özyeğin'in tam burslu pilotajı. Özyeğin tam burslu pilotaj 108 TYT, 77 AYT ile bitmeli. Yani diploma notun 95 olacak. TYT'de 108, AYT'de de 77 net yapacaksın. Antalya Bilim Üniversitesi'nde var. Buranın tam burslu bölümüne de 103 TYT, 69 AYT ile 103 TYT, 69 AYT ile yazılıyor. Diploma notunun yine 95 olması lazım. Girit Üniversitesi'nin tam burslu bölümünde yine diploma notunun 95 olduğunu varsaydık. 102 TYT, 102 TYT, 95 pardon 102 TYT, 69 AYT gerekiyor. 95 puan da yine diploma notu olması gerekiyor. Şimdi buraya kadar çok yüksek. İşte bundan sonra diğer kısım ortaya çıkıyor. İşte o konu yani tavandaki yani ortalamadaki kısma geldiğimizde Okan Üniversitesi'nin ücretlisi 39 TYT, 15 AYT ile gidilebiliyor ki diploma notunda burada 75 aldım. Çok komik yani bu kadar düşük puanla gidip bu bölümde bu kişi ne yapacak, nasıl yükselecek? Bu da ayrı bir olay tabii ki. İşte Girit Üniversitesi'ne de 125'in yerleşmek için de 27 TYT, 11-12 tane ya da 10 tane AYT yapmak yeterli oldu bu sene. Tabii bu sene burada barajı 170'e çekmeleriyle alakalı bir durum da var. Belki sene 180 olduğunda bu biraz daha bir tık daha yukarıda kapatacaktır diye de düşünüyorum. Pilotaj çok merak edilen bir bölüm. Bu anlamda bunu öğrencilerin ilgili izleyeceğini düşünüyorum. Bunun dışında daha önceden söylediğim gibi eğer merak ettiğiniz bir bölüm varsa işte hocam ben şu bölüm kaç yani şu bölüme hedefliyorum. Bu bölümün şu üniversitedeki netleri kaç diye merak ediyorsanız eğer yoruma yazarsanız bu videoları da çekip buradan paylaşacağımı şimdiden belirtmek istiyorum. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Her zaman dediğim gibi sorgulanmamış yaşam yaşamaya değmez. Bol bol sorgulayacağınız, bol bol cevaplar arayacağınız bir süreç diliyorum. Çalışanlara ve üniversite sınavına girecek adaylara başarılar diliyorum.